Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada özellikle farklı coinler içerisinde bir takım yeni haberler var. Genel olarak bunları inceleyeceğiz. Tabi her bir tanesini incelemeyeceğiz. Fakat dediğim gibi önemli olanların üzerinde duracağız ve genel itibariyle de bunları değerlendireceğiz diyebiliyoruz. Hadi bu sefer aşağı kadar şöyle bir indik. Madem öyle Shiba'dan başlayalım diye bir durum. Önde gelen DeFi cüzdanı, Shiba Inu tokenı, bonu listeledi. Daha geçen gün biliyorsunuz Kusama ve ekip tabiri caizse ağlıyorlardı işte bonu listelemiyorlar falan diye. Halbuki listeleniyor kaldı ki ee daha durum bakalım ya sıra bona yeni geldi. Ben hep söylüyorum bon e, Binance tarafında listelenebilecek bir coindir ve ben bu sezon bekliyorum. Ayrıca e, bond bon listelenmesi tabii Shipcoin için de oldukça pozitif bir durum. Yakında Shibarium çıkacak. Her biri için güçlü bir sezon bekliyoruz. Son olarak diyor önde gelen kripto para cüzdanı Chainjax'den bir hamle var. Kripto para cüzdanı Shiboyl'un yönetim tokenı Bon için destek ekleyeceğini duyurdu. Bu son hamle ChangeX kullanıcılarının bonu hızlı bir şekilde tutmalarına imkan verecek. Ayrıca takas etmelerini ve transfer etmelerini sağlayacak. E, spekülasyon yaratmayayım ama çok büyük ihtimalle ChangeX ilerleyen süreçte e, Shibarium'a katılacağını belirtecek gibi duruyor. Tıpkı Now Payments e, ve diğer ödeme sağlayıcıları gibi. Öyle düşünüyorum ki Shibarium da biliyorsunuz yakında geliyor. E, Shiba için pozitif bir listeleme haberi oldu. Ethereum staking ATH'e ulaştı. Bu arada son haberlere göre Ethereum Staking işlemi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu doğrultuda toplam Ethereum miktarı Shapella yükseltmesinden bu yana çekilen miktarı aştı diyor. Ee, evet Shapella gerçekleşti ve gerçekten iyi bir noktaya gidiliyor. Ethereum yakımları yapılırken aynı anda tabii ki dolaşan arz gitgide azaltılıyor. Bu e, zamanında Rexiz'in yani Terra Klasik, e, Terra Civita baş geliştiricisinin söylediği gibi tabii Yarısını stake ederiz, 200x patlatırız falan gibi değil. Fakat uzun vadede netice bellidir. Hem stake oranı artar, dolaşımdaki arz azalırken aynı anda hafif yakımlarla arz yapısı korunur ve deflasyon olayı karşımıza çıkar. Tabi artan bir talep yapısı sürekli kendini korurken bu da pariteleri uzun vadede arttırıp duruyor. E, ether piyasanın en iyisidir. ATH'de hayırlı olsun. Immutable Immutable Checkout piyasaya sürdü. Ethernet NFT katman 2 ölçeklendirme çözümü Immutable'ın geliştirici şirketi Immutable X ödeme çözümü Immutable Checkout piyasaya sürdü. Çözüm yüzden fazla ödeme seçeneği destekliyor. Ayrıca kullanıcıların bir arayüz aracılığıyla oyun varlıklarını satın almalarına olanak tanıyor. Piyasada e, doğrudan Gamefi değildir e, Immutable X e, şirketi projesi vesaire. E, dediği gibi bir katman iki ölçeklendirme çözümüdür. Bunun e, farklı yapıları da bilinmektedir biliyorsunuz piyasa içerisinde. Yani bunun gibi işte Arbitrum vesaire yine bu odaklı çalışmaktadır. Immutablex sağlam bir projedir ve çok arkası çok kuvvetli ve çok destekli bir projedir. E, Polygon'a benzer şekilde oyun odaklı yani GameFi'ye ya da hizmet vermeye devam eder. Bu da hem Ethereum'u hem de Immutable'ı güçlendirir. Benim çok beğendiğim bir projedir ve AMX'te e, tutulabileceğini düşünüyorum. Şöyle bakalım. E, bu arada dediğim gibi her birini incelemeyeceğiz. Yani e, bir takım önemli olanları işte e, radarımıza alabilecekleri vesaire inceleyeceğiz. Şurada bir Alibaba yakaladım daha. Alibaba'nın kurucuları falan diyor. MakerDAO Spark protokolü başlattı. MakerDAO geçtiğimiz günlerde en son DeFi ürünü Spark protokolü lansmanı hakkında önemli bir duyuru yaptı. Proje ekibi Haberi MakerDAO'nun resmi Twitter hesabından gerçekleştirdi. Bu arada e, Maker, şunu söyleyeyim ben, Maker biliyorsunuz bir e, liquid staking türevidir. Ve bu vizyonla, bu amaçla ortaya çıkmıştır. Tabii buna çok benzeyen projeler de vardır. Yani e, rakipleri diyebiliriz. Bakınız Anchor proje, projesi, bakınız Lido DAO, Lido projesi tamam mı? Mesela e, benim içlerinde eğer bir kıyasa gidersek, e, birinci sıraya Eldio'yu koyarım. Yani Lido'yu koyarım. Bakınız Justin Sun'ın da Tron kurucusunun, Hobi'nin, e, da, baş hissedarının da üzerinde, Lido'nun üzerinde 800 milyon dolarıdan fazla bir Ethereum stake ettiği, Ether stake ettiği bilinmektedir. gerçekten sağlam bir projedir, çok güçlü bir projedir. Ethereum balinalarının en çok elinde tuttuğu kripto paralardan da bir tanesidir Eldio. Aynı zamanda Anchor, Ether balinaları tarafından El diyor ya da Maker kadar çok güçlü bir ilgi maalesef görmemiştir, görmemektedir ama ben ilerleyen süreçte bir açılım yapacağına inanıyorum. Microsoft'la ortaklık kurmuş, Microsoft'la iş birliğine gitmiş, çok güçlü bir projeden bahsediyoruz. O yüzden ben muhakkak Anchor tarafında kuvvetli bir sezon geleceğine inanıyorum bunlardan sonuncusu ve karşımızda duran tabi Maker. Bunların her biri birer liquid staking türevidir ve kullanılırlar. Mesela MKR e de evet Ether balinaları tarafından sıkça alım yapar. Bunların üçü de gerçekten geleceğin teknolojisi ve inovasyona büyük tabi, açılıma çok ciddi tabi bir kategoridir. Liquid staking türevleri Ethereum üzerinde ilerleyen yıllarda büyük yükseltmeler gelmeye ve bu alandan açılım yapılmaya devam edilecektir. O yüzden tekrar ediyorum ciddi yükselişe tabi olduğu kanaatindeyim. Ayrıca Spark protokolün 9 Mayıs 2023'ten itibaren tüm DeFi kullanıcıları için mevcut olacağını belirtti. Paylaşıma göre Spark protokol Ethereum üzerinde konuşlandırılacak olan son kullanıcı DAI merkezli bir DeFi ürünüdür. Bu arada DAI coin'ini de stable coin'ine de Vitalik Buterin resmen bayılır. Yani bildiğiniz bayılır. <laughs> yani e, ana böyle main stable coin'i dayıdır diyebiliriz. E, ciddi ölçüde tutar. Ürün ET, SDET, DAI ve SDAI için arz ve ödünç alma özelliklerine sahip olacak. E, Spark protokolün ilk versiyonu olan Sparkland özellikle DAI odaklı kripto tedarik vesaire e, ödünç ve borç verme platformu olacak. Kendi tokenlarıyla teminatlandırmadıkları için ...güzel bir durumdur onu da söyleyeyim... ...tabii kredi ve borç verme deyince... ...hemen akıllara ev gelir... ...ben bu hizmeti severim... ...fakat bu şeyi... ...yani bu kategoriden de nefret ederim... Yani ...kredi ve borç verme protokolleri... ...bir tane token çıkarıyorlar... ...ondan sonra onun üzerinden... ...teminatlandırma yapıyorlar... ...gelsin enflasyon falan tarzında... ...bu böyle olmaz... E ...bunu böyle oldurmayan da... ...ev ve komptur piyasa içerisinde... Piyasayı, bu sektörü ne kadar sevmezsem evle kompu o kadar severim diyebilirim. Çünkü iyi bir e, yöntem yönetiyorlar. Tabii e, fiyatlarına göre volatiliteleri fazla doğrudur. O yüzden hareketleri beğenen olur, beğenmeyen olur. Fakat güçlü projelerdir. Coin'leri de yukarı meyillidir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.